Bu numara için ihtiyacın olan tek şey sıradan bir tükenmez kalem. Anlaşılan bir de bıyık. Şimdi sessizce tuvalet kağıdına yaklaş. Kağıdı biraz aç, 8 yaprak kadar. Şimdi de resim yeteneğini konuştur ve tuvalet kağıdına siyah bir örümcek çiz. Wow, Heli! Ürkütücü böcek resimleri çizme konusunda bu kadar yetenekli olduğunu kim bilebilirdi? Mükemmel! Zavallı Vicky, tam da tuvalette kalp krizi geçireceğinden haberi yok. Aa, örümcek olamaz! Tam da örümcek korkusu olan arkadaşlara yapılacak şaka. Of ya, ta oraya kadar atmasaydım iyiydi. En beter gün. Biyoloji dersinde uyanık kalabiliyorsan madalyayı hak ediyorsun. Böyle devam ederse Vicky kesinlikle dersi geçemeyecek. Ve uyudu. Oo, bana bu şahane bir fikir verdi. Arkadaşın uyurken bu fırsatı ona geçici dövme yapmak için kullanabilirsin. Bunun için bir kırmızı kalemle açık bir yara çiz ve hatlarını belirginleştir ki daha gerçekçi olsun. Of, az daha uyanıyordu. Şimdi son rötuşları yap, daha koyu izler ekle ve kanın daha doğal görünmesini sağla. Ne oluyor? 7+9. Wow, Vicky iyi misin? Tanrım! Kan görmenin Vicky'yi bayılttığını bilmiyordum bile. Çifte kazanç. Ay, sanırım kalkmasına yardım etmem lazım. Hey Lily, ablana o poşetleri taşımasında yardımcı olsana. Telefonla gömülmüş olmasaydı ablasının yardıma ihtiyacı olduğunu görebilirdi. Gerçekten mi Lily? Öf, tamam, bagajı ben açarım. Öf. Ama Lily, telefona gömüldüğü için yaklaşan arabayı fark etmeyecek bile. Bunun gibi sahte bir eliniz varsa kardeşinizi korkunç bir kaza geçirdiğinize ikna edebilirsiniz. Kıyafetinizin koluna iyice yerleştirin ve sonra kolunuzu arabanın kapısına ve bagajına şu şekilde tutturun. Bagaj sahte kolunuzun üzerine kapanınca gösteri başlasın. Aa, Lili, elim sıkıştı. Ne? Ay hayır. Bagajı açmam lazım. Ah, ama da kandım be Lili. Öf lana ya, çok korktum ama. Bu da ne? Yeni bir duvar süsü mü? Pek değil. Sıradaki şaka müthiş olacak. Bir böcek resminin şöyle büyük bir çıktısını al ve kesip çıkar. Kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde kesmeye çalış. Kenarlarda beyaz kalırsa numarayı açık eder. Ah, mükemmel. Ay, şuna bak. Odalarındaki gece lambasının içine böyle kağıttan bir böcek gizleyerek arkadaşlarının tüylerini diken diken et. İşte kurbanımız Vicky de geliyor. Pijamalarını giymiş. Hemen uyumaya hazır vaziyette. Ya Vicky, oda biraz karanlık sanki. Işığımı açsan. Ay, hamam böceği. Git pis kış. Ay, gitmedi mi hala? Ay, bu yaratık odamı terk etmezse taşınıyorum. Görünüşe göre Lana'nın çorapları delinmiş. Tüh ya, bu çoraplarımı çok seviyordum. Delik çok büyümeden onarayım bari. Bakalım bakalım, nereden başlamam gerekiyor? Kardeşim, öğle yemeğimi burada yesem sorun olur mu? Hmm, biftek. En sevdiğim. Tamamdır, ben yemeğe dalıyorum. Evet, ipliği iğneye geçirme zamanı. Ay! Şaka mı bu ya? Hep böyle oluyor. Öf ya, bugünkü öğle yemeğinde kirli çorap olduğunu bilmiyordum. Bir saniye. Lana'dan intikam mı almak için onu biraz korkutabilirim sanırım. Bu sinsi şaka için bunun gibi büyük bir çengelli iğneye ihtiyacınız olacak. Sivri ucuna biraz yapıştırıcı sürün ve sonra kapatın. Yapıştırıcı kurduktan sonra aynı taraftan kesin ki yarık açık görünsün. Keskin bir makas ve pense kullanabilirsiniz. Sonra parmağınızı dermişsiniz gibi gösterecek şekilde yerleştirin. Kan efekti vermek için de biraz ketçap ekleyin. Lana bundan korkmayacaksa daha hiçbir şeyden korkmaz. Şuna bakın. Ay, geri geliyor bile. Lili, parmağıma baksana. O kötü mü? Esas buna bak. Aa! O kan mı? Kan değil abla. Sadece ketçap. O ne dedi? Evet, dikkati dağıldı. Ona bir oyun oynamanın tam zamanı. Arkadaşın yılandan korkuyorsa bu şaka onun adrenalinini zıplatmak için birebir. Arkadaşının arkası dönükken şöyle plastik bir yılanı giysisini bir yerine kağıt kıskacıyla tuttur. Emily, kaç!
kaç yılan var. Şu telefonu deli gibi atışına bak. Bu yılan inanılmaz gerçekçi görünüyor. Yardım edin, beni izliyor. Ya Olivia o kadar eğleniyor görünme. Arkadaşının ödü koptu. İmdat kesin beni ısıracak, eminim. Bu şaka tam bir başarı hikayesi. Herkesin susmadan konuşan bir arkadaşı vardır. Coğrafya dersinde olsa bile konuşur da durur. Ben zaten seninle dansa gitmek istiyorum dedim. Ama bunun için saçını kestirmen gerekiyor dedim. Şşşt! Dersi duyamıyorum. Sessiz olur musun biraz? Ama Sofya bundan rahatsız olmuş gibi duruyor. Tamam, madem konuşmamı istemiyorsa ben de dilimi tutarım ya da delerim. Sana bir şaka yapayım da gör. Hey Lana! Susmamı mı istiyorsun? İyi, al o zaman. Aaa! Ne yapıyorsun Sofya? Lütfen beni yardım etsin. Böyle oldu mu? Of ya! Yapacağını düşündüğüm şeyi mi yapıyorsun cidden? Ama yakından bakarsan her şeyin gözüktüğü gibi olmadığını görürsün. Ver şunu bana. Amma da şakacıymışsın ya. Yeter artık. İkiniz de derhal müdürün odasına bakayım. Şaka yapmak çok keyifli bir şey ama her şeyin bir bileli de var. Eh Lana, en azından Sofya artık konuşmuyor. Aa, bu artmış puf boyayı unutmuşum. Pekala, kimse yok. Bu şaka için duş başlığını al ve sök. Bir dakika. Oo, ucuz atlattım. Kordonun açık ucuna puf boyayı dök. Hadi sen Elana, hazırlanmam gerek ya. Ve bitti. Hemen çıkıyorsun Lana. Aa! Acele et. Şunu geri tak hemen. Vicky'nin dayanacak hali kalmadı. Pekala, şimdi bu müthiş şakayı izleme zamanı. Bir kamuflaja ihtiyacım var. Pekala, banyo senindir Vicky. Bir dakika. Niye üstünde kot ve ayakkabıları var? Bugüne kadar yanlış mı duş almışım? Ah, köpüklere bürünme vakti. Saçını yeşil çamurla yıkıyorsun. Ah, hayır, umarım bu şey kalıcı değildir. Ah, bu uzaylı kanı mı, lan mı, neler oluyor? Oh, başka bir duş bulmalısın şekerim. Ah. 1 Nisan şaka günü şu eski yılan şakası olmadan eksik kalır, haksız mıyım? Bulaşık dolu Evya'ya plastik yılan atıp ailenin veya arkadaşının ödünü kopart. Efsanevi. Evet, The Office dizisinin bir bölümünü daha seyredeyim. Teşekkürler Netflix. Oh, Vicky'miş. Bulaşık sırası mı? Keyfimi kaçırmak zorunda mısın Vicky? Of, bir haftalık bulaşık birikse bu kadar olur. Başlamak bitirmenin yarısıdır demişler. Pekala, bir tabak tamam. Hey, bu da ne? Aa, bulaşıkların arasına bu yılan nasıl girmiş? Oh, daha da bulaşık yıkamam. I am not the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just want